hacıya ikram hürmet edilecek veftullah'tır. Allah'ın davetlileridir. Ya Rabbi ya Allah. Bu mübarek gündeki Arafat'tan Mina'ya akın edip enen senin hacıların sana ziyarete, beytini ziyarete gelenlerin hürmetine ya Rabbi orayı aç. Ümmet-i Muhammedi'nin sahibini gönder. Ümmet-i Muhammedi kulları, Ümmet-i Muhammedi kulların sıkıntıya düştü ya Rabbi. Estağfirullah. Ve Firavun'a zil evtad ellezine tavam fil biladi fe ekseru fiha el fesad fesabb aleyhim rabbuke sevta azab inne rabbeke le bil mirsad. Sadakallahu l-azim. Fe'ekseru fiha'l fesad. Firavun'u nasıl yıktığına dair haber veriyor Cenab-ı Mevla. Ki onların yıkılmasının sebebini kendilerine Cenab-ı Allah fırsat verdi, hükümet verdi, kuvvet verdi ve onlar o ellerindeki kuvveti fesadı artırmak için kullandılar. Memleketlerinde fesadı körüklediler. Fesat arttı. Dünya fesad ile doldu. Onun üzerine فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابٍ onların üzerine azap kamçısını endirdi Cenab-ı Allah. Kamçılamaya başladı. İslam alemine kamçı vuruyor Cenab-ı Allah. Ama İslam alemi diyor ki belki bize değildir bu kamçı, yahut sanadır. İslam aleminin her tarafında kan akıyor. Bir Müslümanın hürmeti bütün kafir Frangistan'dan ileri, bir müminin hürmeti Allah yanında bütün küffardan ileri. Küffarın cemisinin kıymeti yok Allah'ın yanında. Onları böyle bir derleyi toplayıp cehenneme emredecek Cenab-ı Allah. Bir müminin kıymeti tırnağına yetişemez. Bütün kafirler Allah yanında hürmeti müminin o derecedeyken bu kadar Müslümanlar gerek bu hududumuz üzerinde, gerek Avrupa'nın içerisinde, gerek Mağrib'de, Maşrik'te ehli İslam kafirlerin elinde boğazlanıp dururken koca İslam alemi böyle sinip duruyor. Başka tarafa bakıyor. Ya bak. Lakin İslam'da söz birliği kalmadı. Söz birliği kalmadığından dolayı hükmümüz yok. Birliğimiz, ittifakımız yok. Birlik ittifakımız imanla olacaktır. İmanı besleyemedik ki biz. Bu kadar senedir, bu asrın başından itibaren biz imanımızı besleyemedik. İmanı zayıflatacak ne varsa meydana koyduk da imanımızı takviye edecek hiçbir şey yapmadık. Asrın başından itibaren İslam aleminde iman zaafı başlamıştır. İmanımız zayıflamıştır. Zayıflattırılmıştır. Kuvvetlenmeye bırakmadı kafirler. Kafirler hükmetti İslam alemine. Hala İslam alemi dünya üzerinde nüfus itibariyle Hristiyanlardan da fazla, Yahudilerden de fazla olduğu halde yine hüküm sahibi değil. İslam alemine hükmeden kafir İslam'dır. Kafirler ne söylerse biz onlara evet demeye mecburuz. Kendi kendimize bir hükmümüz kalmadı. 1,5 milyarlık İslam aleminin hükmü yok. Ne için? Söz birliğimiz yok. Söz birliği ararsan evin içinde bile söz birliği yok. Bırak İslam alemini,
kendi hanemizin içerisinde söz birliği kalmadı. Çünkü karısı kocasına dinlemez, kocası karısına bakmaz, çocuklar ana babasına dinlemez, ana baba çocuklara dinlemez. Kardeşler birbirlerine zıt görüşlerde, yani bir hanenin içerisinde ittifakımız yok. Koca İslam aleminde ittifak nasıl olur? Ve Cenab-ı Mevla, size kitap gönderdim, peygamber gönderdim. O peygamberin etrafında toplanasınız, benim gönderdiğim kitabıma sarılasınız. Kitabınız nerededir? Camilerde. Bütün İslam aleminde de Kur'an-ı Kerim camilerdedir. Dışarıdan Kur'an-ı Kerim ile hükmeden kalmadı ki. Kur'an-ı Kerim'in dediğini tutan kalmadı ki. Peki diyor Cenab-ı Allah, peki. Ben size izzet ve şeref yolunu göstermiş idim. İzzet ve şeref yolunu tutmanız için benim gönderdiğim kitabıma sarılınız diye emretmiş idim. İzzet ve şeref yolunu o olduğunu da bildirdim. Tarih de önünüzde. Benim kitabıma sarıldığınız vakitte nasıl olduğunuzu, benim size olan vaadimi yerine getirdiğimi gördünüz. İzzet ve şeref verdim. Lakin siz benim kitabımı bıraktınız, dediniz ki biz aklımızla hükmederiz, kitapla lüzum etmez. Biz aklımızın erdiği gibi idare ederiz, senin kitabına bakmaya lüzum etmez. Senin kitabın camide isteyen okusun, isteyen okumasın. Peki dedi Cenab-ı Allah. Demek siz izzet ve şeref yolunu bıraktınız. Peki. Ben sizi mahkum ederim. Ben sizi mahkum ederim ey İslam alemi. İslam alemi mahkumdur şimdi. Sözümüz bir yerde geçmez. Sözümüz bir yerde geçmiyor. Geçiyor deme. Ve günden güne daha ziyade bizi mahkum ediyorlar. Biz kafirlerden merhamet bekliyoruz. Çağırıyoruz kafirleri, aman gelin Müslümanları kurtarın. Yahu nasıl iş bu? Nasıl iş? Kafirden Müslümana merhamet mi gelir? Kafirin merhameti olsa kesmeyecek zaten. O bir taraftan göz kırpar ki kes, tükensin, Avrupa'da Müslüman kalmasın. Osmanlı'nın son bakayası o, Bosna Hersek'teki Müslümanlar, onlar Müslüman kasabaları. Girdiğiniz vakitte oraya, o camileriyle bu bizim vatanımızı zannedersin. Kes, bırakma. Haçlıların fikirleri değişmemiştir. Bu haçı takanların fikri odur. İslam'ı söndürmek ister onlar. Hasetlerinden, hınçlarından. Kafirlikleri şiddetleniyor. İşte öte gün geldim ben Avrupa'dan. Avrupa'daki kafirlerin halini biliyorum. İyice biliyorum. İslam'a ne gözden baktıklarını biliyorum. Kafir kafirdir. Sana dost olmaz. Yüzüne güldüğüne bakma. Lakin ne yapalım? Akıllı geçinenlerimiz onlarla ittifak arıyor. Biz onlarla barışırız diyor. Yahu sen barışsan sen Müslümansın, kalbin açıktır. Lakin onların kalpleri kapalıdır sana. İşte orada kesiyorlar milleti. Ümmeti Muhammed'i kullardı. Onlar çağırıyor imdat, aman imdadımıza yetişiniz. Kimse o tarafa bakmıyor. Bakmaz. Kamçılıyor Cenab-ı Allah. Bütün İslam alemini kamçılıyor. Uyanınız diyor, toplanınız. Benden yardım isteyin, size yardım edeyim. Kitabıma sarılınız, size inayetim yetişsin. Biz diyoruz yok. Biz kendi kendimizden hallederiz, silahımızdan. Silahımız var da kullanamıyoruz. Silah yüklüyüz ama kullanamıyoruz. Ne için?
silahın üstünde de bir siyaset var. Eski zaman değil bu şimdi. Kılıç kuşanıp da meydana atılasın. Yok. Siyaset var bilmem, politika var bilmem, şusu var, busu var. Ona göre askerimiz hareket edemez. Silahımız o kafire doğrultamazsın. Neden? Bütün dünyanın efendim emrini alacaksın ki ona göre. Yahu bu bizim milletimiz, bu bizim dinimizdir. Kafkaslar'da öyle, Bosna Hersek'te öyle, efendim Keşmir'de öyle, Filistin'de öyle, her yerde İslam kanı akıyor ve bu kadar İslam aleminin kuvveti kuvvet yüklüyor. Yani bizim kuvvetimiz değil, İslam aleminde kaç devlet var? Hepsi de zengin devletler var. Hicaz'a hükmeden devlet ki Müslümanlığı başka kimseye bırakmaz. Kendisidir Müslüman, ötekiler müşriktir. Onun elindeki silah yedi düvele yetişir, o da böyle tutuyor. Ne tutacaksın? Yolla bakalım. Bir iki dönsün şeyin Bosna her şeyin üzerinde, bir iki dönsün Kafkasların üzerinde. Çünkü senin elindeki son sistem silahtır. Neye bekledisin? Senin aileni, kralları muhafaza etmek için mi o? Yoksa İslam için. İslam içinse kullan. Kullandırmıyorlar. Onlar Haçlılardır. Onlardan efendim İslam'a hayır gelmez. Onları bırak, Allah ile ol. Peygamberin yolunu tut. Allah'ın kitabına sarıl. Necat bundadır, selamet bundadır. Evet, bugün milyonlarca Hüccac-ı kiram lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Keşke bütün Müslümanlar lebbeyk çekseydi. Lebbeyk demek ne demektir? Yani ey Rabbimiz senin emrine koşuyoruz maşallah. Maşallah. İhram giydiğin vakitte lebbeyk çekiyorsun. İhramdan çıktıktan sonra şeytana lebbeyk. Halimiz bu. Lebbeyk'in manası o. Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Sen bizi beytine ziyarete çağırdın. Senin emrine koşuyoruz ya Rabbena diyorsun. Sonra geldiğin vakitinde orada reisler de var, hükümetler de var, büyükleri, efendim sultanları var, cumhur reisleri var, şunları bunları var. Döndüğü vakitinde la lebbeyk ve la sadeyk. Hiç. Şimdi seninle işimiz yok. Hicaz'da lebbeyk. Hicaz'dan döndükten sonra yok. Hicaz'da şeytanı taşlarız. Döndükten sonra şeytanla gong ola. Ne yapalım? Ahbabımız. Eski ahbabımızdır. Eski ahbabımızı nasıl? Ya dün beni taşlardın. Yahu o bir usuldür. Taşladık ama darılma sakın. Gene seninle ittifakımız yerindedir. Anlaşmamız görürlüktedir. Seni bırakamayız. İşimiz bu. Orada lebbeyi çağırırız, şeytan taşlarız. Buraya döndüğümüzde la lebbeyk ve la sadeyk. Sana dinleyen yok. Gene gel bakalım eski ahbabımız gel buraya. Gel 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 gel. Sen bizi bırak. Bizden darılma. O da der ki ben darılır mıyım size? Sizden daha güzel binek ben hiç bulmadım. Sizin enseğinize binerim ve gezerim. İstediğim tarafa sizleri sürerim. İstediğim gibi enseğinizde keyfimi sürerim. Keyif çatarım. Sizden darılır mıyım ben? Yok. Onun için Bayezid Bestami Hazretleri Mecidiye kapısında Medine-i Münevvere'nin o kapıdan dışarıya çıkarken, Horaz kapısı deriz biz. Oradan çıkarken bakmış ki şeytan böyle ellerinde, omuzlarında bir sürü yular var. Sormuş ya bunlar ne için duruyorsun burada? Benim cemaati yularlamak için duruyorum diyor.
yuvarlayıp da bineceğim diyor. Benim adamları arıyorum. Senin elinden kurtulacak var mı? Benim elinden kim kurtulur diyor. Şimdi buraya kadardır bunların işi. Bundan sonra çıkınca tekrar ben onlara sahip olurum. Ben onlara gücenmem, darılmam diyor. Ey ümmeti Muhammedi kulları! Şeytana siz ve şeytanın tabilerine ilan-ı harp edip Allah ile sulh olmadıktan sonra sizin işiniz ileri gitmez. Sizin hiçbir işiniz yoluna girmez. Ne dünyada ne ahirette. Allah'ı bırakıp, peygamberi bırakıp, şeytan ile ahbaplık, arkadaşlık yapan insanların, milletlerin, ümmetlerin işi berbat. İşte budur. Hastalığımız, derdimiz bu. Şeytanla arkadaşlık. Şeytanla ahbaplık yaptığımızın cezasını çekeriz. Ya Rabbi sen uyanıklık ver bize. Biz uykudayız. İşte dediğimiz gibi lebbeyi çekerekten gittik oraya ve ondan sonra yolu değiştiriyoruz. Hacı var. Hacılar o mukaddes yerde bir parça toplanıyor. Ondan sonra tekrar şeytan onlara hükmetmeye. Şeytanı üzerinde hakim kılma. Sen şeytana hükmet. Mümin kimdir? Şeytanın üzerine binendir. Nefsine hükmedendir. Nefsine hükmetmesen şeytanın emrindedir nefis. Allah'ın emrinde tutmaya bak. Ve minallaha tevfik. Bizim söyleyeceğimiz şimdiden gelen haftaya değil, gelen seneye kadar bitmeyen işimiz var ama ne yapalım? Vakit geldiğini gösteriyor.